Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlerle birlikte Orhan Gazi dönemi Anadolu fetihleri konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise ele alacağımız konu Orhan Gazi dönemi Rumeli'ye geçiş konusu olacaktır. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Ben bu videomda sizlere Orhan Gazi döneminde Rumeli'ne geçiş konusunu anlamaya ve anlatmaya çalışacağım. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, evet. Orhan Gazi'nin hükümdarlığının son döneminde yeni bir strateji ortaya çıkmıştır. Bu strateji Bizans'a yardım etme vesilesiyle Rumeli'ye Osmanlı askeri gönderilmesi ile başlayıp Osmanlıların ve Türklerin Rumeli'de toprak edinip şehirlere de yerleşmesi ve yeni bir küffar elinden toprak fethetme sürecinin sonucunda Avrupa'ya uzanacak olan sürecin başlaması ile devam etmiştir. Dostlarım, Osmanlı Devleti'nde Orhan Gazi dönemi Rumeli'ye geçiş konusu bu kadar. Yani şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta bu konuya yine devam edeceğiz. Ama şimdi gelin Orhan Gazi dönemine videosal kaynaktan bakalım. Esasen Karamanoğulları Beyliği'nin kuruluşu 1256 yılına kadar dayansa da Moğollarla girişilen mücadeleler beyliğin tam bağımsız hareket etmesini önlemiştir. İlhanlıların yok olmasıyla Çobanoğulları ve Celayirli devletleri de kurulmuştur. ...1337 yılında İzmit şehri tekrar kuşatma altına alındı. İzmit Melikesi Marika'nın kardeşi Yohannes şehirden kaçsa da Osmanlılar Yohannes'i bulup öldürmeyi başardılar. Marika ise serbest kalması karşılığında şehri teslim edeceğini duyurdu. 1337 yılında Marika'nın İstanbul'a gitmesiyle birlikte Osmanlılar İzmit'e girdiler. Gazi Süleyman Paşa fetih gerçekleştikten sonra İzmit'te yönetici olarak kaldı. Gazi Süleyman Paşa'nın adaletli yönetimi sayesinde Rumlardan birçok kişi Müslüman olmaya karar verdi. Osmanlılar bağımsızlığını ilan etmeden hemen önce Karasi Beyliği 1297 yılında Osmanlı'nın batı kesiminde kuruldu. Karasi Bey, Doğu Roma kaynaklarında Misya bölgesi diye adlandırılan merkezi Balıkesir, Çanakkale, Edremit ve Biga toprakları olarak kurulan bir beyliktir. Bu beyliğin kurulmasına mani olmak isteyen Doğu Roma İmparatoru, paralı olarak tuttuğu alan askerlerini görevlendirdiyse de, bu alan askerlerinin gösterdiği itaatsizlik, her şeye rağmen Karasi Bey'in de ilerlemesine engel olamadı. ...1304 yılında Doğu Roma'yı temsilen Katalan paralı askerleri bölgeye gelseler de kısa süreli başarıları hariç ciddi bir zafere ulaşamadılar. Karasi Bey'in 1328 yılında vefat etmesiyle Balıkesir'de hüküm sürmeye başlayan Demirhan Bey, Doğu Roma İmparatoru Andronikos ile barış imzaladı. Ancak Yahşi Bey, Karasi Beyliği'nin ikinci merkezi olan Bergama'da süren denizcilik faaliyetlerine büyük önem veriyordu. Yahşi Bey, 1329 yılında 70 parçalık donanmasıyla Gelibolu bölgelerine saldırdıysa da
sonucu zafer ile neticelenen bir deniz seferi yaşayamadı. Yahşi Bey bir sonraki yıl yeniden Trakya sahillerinden Tekirdağ'a kadar uzanan bölgeye keşif seferi yaptı. Bunun üzerine Doğu Roma ve Adalar Denizi'nden vergi toplayan Hristiyan devletleri, Yahşi Bey'den çekinmelerinden dolayı Haçlı Seferi ilan ettiler. Eylül 1334 yılında Bergama koyunda gerçekleşen deniz savaşında Yahşi Bey'in donanması sayıca fazlaydı. Buna rağmen Haçlı donanmasının büyük gemilerine karşı koyamayan Karesi donanmasında 250 gemi batarak 3000 denizci Levent'i şehit oldu. Sene içerisinde yeniden donanmasını kuran Yahşi Bey, Gelibolu'ya bir sefer daha gerçekleştirdiyse de herhangi bir toprak kazanımı elde edemedi. Yahşi Bey 1343 yılında hayatını kaybetti. İşte bu dönemden sonra kısa süreli bir taht mücadelesi yaşayan Demirhan Bey, halkına kötü davranmaya başladı. Bundan dolayı Demirhan Bey'in kardeşi Dursun, Orhan Gazi'ye sığındı. Dursun Bey ile Demirhan Bey'i barıştırmak isteyen Orhan Gazi, ordusu ile Karesi topraklarına girdi. Orhan Gazi'den çekinen Demirhan Bey, Bergama Hisarı'na kaçtı. Ardından kaleyi kuşatma altına alan Orhan Gazi, iki kardeşi barıştırabilmek için Hacı İlbey'i ile birlikte Dursun'u gönderdi. Ancak Orhan Gazi'yi çok üzen bir olay yaşandı ve Demirhan Bey kaleden attırdığı bir ok ile Dursun'u öldürttü. Demirhan Bey'e öfkelenen Orhan Gazi, kale muhasarasını sürdürdü. Kale halkının da ısrarıyla Demirhan Bey teslim oldu. Orhan Gazi ceza olarak Demirhan Bey'i Bursa'ya gönderdi. Halkın ve ordunun da desteğini alan Orhan Gazi, 1345 yılında Karesi Beyliğini topraklarına kattı. Böylelikle Osmanlıların nüfusu ciddi derecede artarken büyük bir deniz gücüne de sahip oldu. Orhan Gazi, büyük oğlu Süleyman Paşa'yı Karesi Beyliği'nin başına geçirerek devlet işleriyle ilgilenebilmek için Bursa'ya gitti. Bunun yanı sıra Karesi Beyliği'nin önde gelen emirlerinden Hacı İlbey'i, Ece Halil, Gazi Evrenos ve Gazi Fazıl Bey'in Osmanlı hizmetine girmeleri, Osmanlı Akıncı kuvvetlerini oldukça güçlü bir duruma getirdi. Doğu Roma tahtında hak iddia eden iki aile vardı. Bunlardan birisi Paleologos, diğeri ise Kantakuzenos aileleriydi. Yine Doğu Roma bir iç çatışmaya maruz kalmıştı. Doğu Roma İmparatoru 3. Andronikos Paleologos'un 1341 yılında ölmesiyle tahta onun çocuk yaştaki oğlu 5. Ioannes getirildi. Ona vasi tayin edilen 6. Ioannes Kantakuzenos, vasiliğinin fırsatını kullanmak isteyerek
iktidarı ele geçirmeye çalıştı. Bundan kısa süre sonra da imparatorluğunu ilan etti. Ancak o yıllarda Adrianopol ve Konstantinopol isimleriyle anılan Edirne ve İstanbul, 6. Ioannes Kantakuzenos'un imparatorluğunu kabul etmediler. Sırpların ve Bulgarların da bu olaya müdahil olması işleri daha da karışık bir hale getirdi. Hemen ardından Selanik'te çıkan isyandan dolayı Aydınoğlu Umur Bey'den yardım isteyen 6. Ioannes Kantakuzenos, İzmir Haçlılarca işgal edildiğinden beklediği yardımı alamadı. Altıncı Ioannes, 5. Ioannes'e karşı yürüttüğü savaşında Orhan Gazi'den yardım istedi. Orhan Gazi ilk olarak 5 veya 6 bin kişilik bir yardım gönderdi. Ve bu askeri destek sayesinde 6. Ioannes, 5. Ioannes'e karşı zafer kazanmayı başardı. Buna karşılık Orhan Gazi, 6. Ioannes'in kızı Theodora ile siyasi bir evlilik gerçekleştirdi. Orhan Gazi sayesinde Doğu Roma'da tahta geçen 6. Ioannes Kantakuzenos, siyasetinde tamamen bir çıkar ilişkisi gidiyordu. Yeri geldiğinde Sırplara ve Bulgarlara karşı Osmanlı'dan yardım istiyor, yeri geldiğinde Papa'dan Osmanlı'ya karşı savaşmak için yardım talep ediyordu. Buna karşılık Orhan Gazi de Doğu Roma'nın birlikte hareket ettiği Venediklilere karşı Cenevizlilere yardım ediyordu. Orhan Gazi de Rumeli'ye yerleşmek için imparatora yardım götürmekten çekinmiyordu. Hatta Orhan Gazi, Cenevizlilere Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı verdi. 1349 ila 1350 yıllarında Selanik'te yine isyan çıktıysa da imparator bu isyanı bastıracak güce sahip değildi. İmparator derhal damadı Orhan Gazi'den yardım istedi. Orhan Gazi 20 bin kişilik bir kuvveti Gazi Süleyman Paşa emrinde Rumeli'ye geçirdi. Bu seferle Rumeli Fatihi olarak anılacak Gazi Süleyman Paşa bölgede keşifte bulundu. Böylece Selanik'teki isyan bastırılabildi. Elbette bazı kaynaklara göre Süleyman Paşa isyan bastırılmadan hemen önce babasının çağırmasıyla geri dönmüştü. Bazı kaynaklara göre ise isyan bastırıldıktan sonra geri döndüğü belirtiliyor. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Orhan Gazi döneminde Rumeli'ye geçiş konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah öncelikle hepinize videomu buraya kadar hiç sıkılmadan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Orhan Gazi döneminin yeni videosunda ise sizlerle birlikte ele alacağımız konu Orhan Gazi zamanında devletin sınırlarının genişlemesi konusu olacaktır. Biz yeni videomuzda sizlerle birlikte genel hatlarıyla Orhan Gazi devletin sınırlarını nereden aldı, ne kadar büyüttü, ne dereceye getirdi, bunun hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere yeni videomuzda bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni videomuz Orhan Gazi zamanında devletin sınırlarının genişlemesi konusunda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Videomu izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum.
Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun.